Efendim Haber Kritik'te karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi Şaban Sevinç'le beraberiz. Gazeteleri aldık elimize. Gündemle ilgili ne var ne yok onlara bir bakacağız şöyle. Trump'ın tehditleri çok işe yaramadı. Belge kabul edildi. Yani bir anlamda Trump reddedilmiş oldu değerli izleyenler. Özellikle bu ağırlıklı olarak işlenmiş gazetelerde. Diğerlerinde işte yeri geldikçe, anı geldikçe de konuşacağız. Başlayalım, buyur. Başlayalım. Fatih Terim'den başlayalım. Fatih Terim dün akşam... Bula bula Fatih Terim'den mi başladık şimdi? Fatih Terim dün akşam darbe yaptı adeta. Yani... O bayağı sert girdin topa müdür, hayırdır? Sert girmedim de yani hani şimdi Galatasaray'da işte teknik direktör gönderildi falan, gönderilme sürecine girildi. Bir iki aydır adamı salladı işte o spor camiası. Fatih Terim lobisi diyelim. Sonra adamı gönderdiler işte önceki gün. İşte Fatih Terim mi olsun, şu mu olsun, bu mu olsun 5-6 tane teknik direktör konuşuluyordu ama Fatih Terim istenmiyor gibi bir hava veriyordu Dursun Özbek Galatasaray Başkanı. Ben bu spordan pek anlamam ama hani artık maç yorumlamıyoruz nihayetinde. Fatih Terim sayesinde politikaya döndü spor, o nedenle yani ister istemez ilgi çekiyor. İlgimizi çekmeye başladı. Kongre mongre tartışılırken Galatasaray'da kongre tarihi falan olağanüstü kongre kararı aldı. Dün akşam tak diye bir tweet Fatih Terim'den, nerede kalmıştık diye bir tweet. Nerede kalmıştık Galatasaray'da? Sonra pat bir açıklama Galatasaray'dan, Fatih Terim'le anlaştık. Yani darbe değil mi? Darbe gibi. Yani birden tak diye oturdu, çöreklendi diyelim hadi. Şimdi ben niye hani tepki gösteriyorum bu işe? Ya ben Galatasaraylı değilim ama Galatasaray'ı seviyorum yani. Türkiye'mizin önemli bir takımı. Yani bizim Avrupa'da, dünya futbolunda yüzümüzü ağartan, hani güzide takımlarımızdan birisi. Hakikaten yani adeta milli takım gibi. Hani hem Galatasaray, hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş, hem belki biraz Trabzonspor. Yani bunlar hani Avrupa'da da... oynadıkları için zaman zaman hani Avrupa liglerinde de her biri de milli takımımız gibi hepimiz de hani başarılarıyla gururlanıyoruz, seviniyoruz, üzülüyoruz falan. Şimdi Fatih Terim başarısız, hakikaten başarısız. Milli takımı batırdı. Evet. Milli takım batırdı. Türkiye'nin yıldız futbolcularını da batırdı. Doğru. Para pul işleri, tartışmalar, işte yok primdi, prim kavgası falan filan. Milli takım şeye gidemedi, Dünya Kupası'na gidemedi Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden. Takımda kavgalar çıktı filan. Kovuldu takımdan. Ki ayda kaç para alıyordu? 350 bin euro ya, alıyordu milli takımda. En son nerede kalmıştık diye soruyor şimdi, ya Sayın evet. Terim. Ben o şeyde kaldım, tazminatında kaldım. Ben de kebapçıda mesela. Kaldım. Kebapçı Selahattin'de kaldım. Alaçatı'da kebapçıda kaldım. Nerede kalmıştık? Kebapçıda kaldık. Yani kebapçı yani. Seni kovalamıştı Fatih Terim. Ben oradayım hala. Yani bir vatandaş olarak. Bu Galatasaraylıları ilgilendirir mi benim kebapçıda kalmam? İlgilendirir yani ama ben oradayım Türk yani. Cumhuriyeti vatandaşı olarak sen kebapçıda yani. Kalabilirsin. Öbür tarafta ben tamam kebapçı eyvallah. Ama öbür tarafta ben ciddi anlamda mahkemelikler prime takım. Evet. Prim de değil o tazminat yani evet. Tazminat kaç? Erken kovulma bir yıllık kaç liraydı o? Hatırlayan var mı? 350 bin euro çarpı işte 12 ay. Yani 3,5 milyon avroluk bir parada kaldım ve milli takım yani Türkiye'de. Kulüp parası da değil yani evet. Federasyon verecek o parayı. Federasyon benim param yani hazinenin parası. Hani devletin parası o. Yani Dünya Kupası'na, ben orada kaldım mesela. Takımı Dünya Kupası'na taşısaydı helal eyvallah olsun. Helal olsun ama o da onu da yapamadı. Takımı da perişan etti. Hayır yani bir de helal olsun diyoruz ama yani çok abartılı rakamlar da var. Abartılı ayrı yani, tabii ki. Tamam abartılı. Peki başarı eyvallah kabul. Yani Fatih Terim'in aldığı maaş ya da ücret birçok milli takım teknik direktöründen Türkiye değil dünya üzerinde konuşuyor. Evet. Çok fazla. Çok fazla. Yani asgari üretim 1404 lira olduğu bir ülkede insanlar ay sonunu bırak ayın ortasına kendisini güç bela attığı bir ülkede, geri kalan 15 günü borç harç geçirdiği bir ülkede bir teknik direktöre bu kadar para verilmesi yani beni ayıp, rahatsız ediyor. Ayıp ya, ayıp. Beni rahatsız ediyor. Şöyle başarılı olur da şöyle bak şimdi Beşiktaş mesela.
Beşiktaş şimdi hani Şampiyonlar Ligi'nde şimdi özel kulüplerde özel kulüpler ne verirse tabii, versin yok, beni ilgilendirmiyor. Ama şunu, yani hayır, hayır, şunu diyeceğim. Galatasaray isterse 3,5 değil 13,5 milyon versin. Şunu diyeceğim. Yani şunu diyeceğim. Özel bir yer. Beşiktaş şimdi hani şeyde mi Beşiktaş Avrupa UEFA Ligi'nde değil mi? Devam ediyor. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor. Şimdi mesela şimdiden 40 milyon avroyu kasasına koydu. Şeye kaldığı için elemelere kaldı. Hani grubu evet. Çıktı falan filan. Tabii tur geçtikçe para kazanıyor. Para kazanıyor. Şimdi kim kazandırıyor onu Beşiktaş'a? Yani kim takımın patronu, teknik patronu? Şenol Güneş değil mi? Helal olsun. Yani Şenol Güneş'e şimdi ne versen azdır. Ne versen hak eder. Hatta Şenol Güneş'i getir Türkiye'de her takımın başına koy, milli takımın başına koy filan. Hakikaten disiplinli, müthiş bir şey, teknik adam yani. Ama şimdi başarılı yani, başarılı. Anladım. Karşım Fatih Terim başarısız. Peki başarısız olmasına rağmen neden hala ilgi görüyor? Onu bilmiyorum. Neden yani, hala ilgi? Neden bu paraları hala yani kazanıyor? Neden Fatih Terim ben geleceğim dediği zaman futbol camiasında bir makama mesela Galatasaray teknik direktörlüğüne ben gelmek istiyorum dediği zaman o havayı verdiği zaman takım karma karışık oluyor. Kimse hadi oradan sen başarısızsın demiyor. Hemen teknik direktörün defterine duruyor o spor şeyi diyelim. Spor kamu diyelim. Çetesi demeyelim. 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 Işte. Hemen defterini durdurdular. Igor'du değil mi? Tudor. Igor Tudor. Gönderdiler. Fatih Terim tak diye gece yarısı bir operasyonla takımın başına geldi. Şu dakikalarda da galiba sözleşme imzalayacaklar. Evet, saat 15'inde sözleşme imzalayacaklar. Ceren onu da haber verirsin bize değil mi? 15'teydi o. Muhtemelen 15 mi 16? Imzalanmış. Ben 16 diye biliyorum. 16 mıydı? 16 ha. Diye biliyorum ben. Hani DMA falan filan. 16. Ceren görüntüsü gelirse hakikaten. Verelim. Verelim bakalım lan. İmza hep aynı şekilde atılır da hani bir daha. 4. dönem bir de Fatih Terim'e bu. Yani. İmza töreni bak tam üstüne yani. Gel. Biraz da ses ver istersen. Şimdi, iş mi ya? Yani. Ben Galatasaray'a 1974'te imza attım. Bu imzam hala geçerlidir dedim. Bugünkü ortamda, bugün itibariyle yahut da bundan sonra da hiçbir zaman Galatasaray'da para mevzunu konuşmadım. Galatasaray benim yuvam, dolayısıyla lütfen dedi. Para benim için bu aşamada önemli değil. Ne takdir ediyorsanız, ne şey yapıyorsanız yazın dedi. Ki Fatih, bak para ben de kendisine hocam dedim. Ya kusura bunlar hikaye Fatih. Şey İsmail. Fatih orada hesap karşında. Bunlar hikaye para konuşmamış. Konuşma şimdi önce bir darbesini yapsın otursun arkadaş oraya. Sonra bakarız diyorsun. Göreceğiz o paralar nasıl konuşulmuş olacak sözleşmeler falan. Para da önemli değil artık yani. Şimdi Fatih Terim konuşmaya başlayınca bir de ona kulak veririz zaten de. Bunca zamandır bildiğiniz gibi. Yani şimdi Galatasaray başarısızlığı ödüllendiriyor. Al ortamıza istersen o görüntüleri Fatih neyse Terim konuşmaya başlayınca şey yaparız. Neyse. Başarısız bir teknik direktörle imza töreni düzenliyor Galatasaray. Hayırlı olsun. Yani. Tepki de çok fazla. Tepki de çok. Bir de bak dün, İsmail dün, şuna hiç kimse dün, dikkat dün etmiyor. Dün Kudüs'ün önüne geçti biliyor musun? İlerleyen saatlerde. Pozitif mi tepkiler negatif mi? Ya pozitifi de var negatif ama negatif daha çoktu. Negatif. Pozitif de var. Bak şimdi bir de şöyle bir şey var. Fatih Terim döneminde, Fatih Terim'in o 3. dönemi, 2. dönemi her neyse işte o Emre Belezoğlu falan filan olduğu dönemde dikkatini çekerim Galatasaraylı kardeşlerimizin. FETÖ'ye en çok bulaştığı dönem şeyin Galatasaray'ın. O yıldız futbolcular hani Fethullah Gülen'in etrafında Hakan Şükürler olduğu falan. Süreci söylüyorsun evet. Başka hangi futbolcular vardı? Fethullah Gülen'e de Pensilvanya'ya da gitmişlerdi onlar. Fethullah Gülen yanlış bir isim de söylemek istemiyorum doğal olarak. Galatasaray. Tabii ki o şey Galatasaray'a FETÖ kapısını açan Fatih Terim'dir diye bir şey söylemiyoruz. Yani bunu ayrıntılalım. O kadar onu demiyoruz. Ha, Fatih Terim konuşmaya başlamış. İki satır bir dinleyelim bakalım. Tabii lütfen. Madem açık her şey. Sürenin önce 20 Ocak'a kadar seçilirsiniz, seçilmezsiniz. Arkasından Mayıs'a kadar bila ücret Mayıs'ta tekrar oturmak kaydediyor diye de aramızda böyle bir şey geçti. Bunu da ekledikten sonra bir defa hepiniz hoş geldiniz. FETÖ var mı burada? Sayın Başkanımıza, değerli yöneticilerimize ve tüm Galatasaray çalışanlarına. Şey nerede burada FETÖ? Çok teşekkür ediyorum.
bu çatının altında Galatasaraylılarla beni buluşturdukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hayatım hakikaten benim burada geçti. Zaman zaman ayrılıklar tamam, oluyor. Alalım. İsteseniz alalım. De istemeseniz de ama. Evet. Böyle alalım. Başladı. Sadede ne zaman gelir bilmiyoruz. Bak şimdi, olduğu gibi de evet. Adil Öksüz'le birlikte Galatasaraylı futbolcular o dönem FEM dershanesi müdürü olan Kirmiç daha sonra FETÖ'nün en etkili isimlerinden biri haline geldi. 1994'te çekilen fotoğrafta Galatasaraylı futbolcular var. O futbolcular Cihat Arslan, İsmail Demiriz, Benhur Babaoğlu, Yusuf Tepekule, Uğur Tütüneker, Arif Erdem, Soner Tolungüç. 6 futbolcular Galatasaray kadrosunda. 94'te Fatih Terim miydi bilmiyorum. Şimdi ben de bilmiyorum, hatırlamıyorum. Hakan Şükür. Evet yani. Bir biçimde üç dönemi var. Dönemlerinden birisinde evet. Rastlamıştır ama tekrar altını çizerek söyleyelim. Yani Fatih Terim'in FETÖ'nün önünü açtığı falan filan gibi bir asla bir iddiamız ya da böyle bir suçlamamız yok. Sadece dönemler itibariyle söylüyoruz. Yani FETÖ'yle bulaştırma anlamında kesin edemiyorum. Hani Fatih Terim hani FETÖ filan kesinlikle öyle bir şeyim yok. Öyle bir iddiam yok. Değil zaten. Hani FETÖ'yle zaten alakası değil, yani, olamaz. Zaten değil. Olamaz. Yok. Değil. Yani yaşam içimiydi, şuydu, yani, buydu falan filan. Biz sporda ne yaptı? Yani, onu konuşuyoruz. Sporda ne yaptı? Yani işte şimdi lider diye getiriyorlar takımın başına. Hani lider lazım bize demiş takıma Özbek Galatasaray Başkanı. İşte liderliği böyle yani futbolcuları darmadağın. İşte milli takıma liderlik yaptı. Arda Turan milli takımdan Türkiye'nin en yıldız futbolcusu telef oldu yani diğerleri. Yani prim kavgası oldu, takımdan kovulmalar oldu filan. Takımın morali düştü, takımın kamuoyundaki desteği düştü milli takımın. Fatih Terim liderliği de. Yani, İki, geçenlerde... Arda konusunda Fatih Terim'i suçlamıyorum ben yalnız. Prim kavgası filan. Yani. Neyse. Geçenlerde Burak Yılmaz'ın yaptığı o trafik kazası. Değil mi? Burak da Türkiye'nin yıldız futbolcularından, milli futbolcularından birisi. Kimin arabasıyla kaza yaptı Burak Yılmaz? Fatih Terim'in damadının arabasıyla kaza yaptı. Ne alaka? Fatih Terim'in damadı ne arıyor futbol dünyasının içinde? Yani futbolcu yani, bir kayınpederin futbolla bence, alakalı bir damadı olabilir ama yani şimdi yani olabilir de futbolcu olabilir de İsmail'cim milli futbolculara bilmem ne Ferrari satmaz yani değil mi? Hani o sektörün içinde rant döndürmez yani. Neydi bu? Ne oldu ya? Neyse. Tamam. Bence tamam, Fatih Terim tamam, yani başarısız bir... Evet hayırlı olsun diyelim biz her şeye rağmen. Bakalım hayırlı olsun ne olacak. Yani dördüncü umarım Galatasaray evet. Güzde bir takımımızdır. Yani, Avrupa'da başarıdan başarıya koşmuştur. Ben de Galatasaraylıyım, Fenerbahçeliyim. Ama nihayetinde Galatasaray'ın aldığı başarılar hepimizin burada göğsünü kabartmıştır. Tabii. Umuyoruz bu dördüncü dönem, bundan önceki dönemdeki başarılar gibi bir şey olur. Fatih Terim de bu başarısızlık çizgisini kırar diyelim, bırakalım. Yani yapacak bir şey de yok, söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Galatasaraylı değiliz ama Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da artık adeta milli takımlarımız gibi, milli takımımız yani, gibi oldu. O şekilde dolayısıyla hani hepsi de göz bebeğimiz yani bütün kamuoyunun. Beşiktaş'ta bir sayır ama Beşiktaş Avrupa'da yürüdüğü zaman yani, mutlu oluyoruz ya bu kadar basit evet, yani. Mutlu oluyoruz millet olarak. Hatırlıyorum gün sonunda iyi bir habere rastladık dedim ya güzel çok güzel bir habere rastladık dedim. Beşiktaş'ın benim saate denk gelmişti galibiyetini verdim. Yani ne güzel. Yani onca kötü haberin arasında iyi haber seviniyoruz mutlu oluyoruz. Umuyoruz da Fatih Terim Galatasaray'ı o özlenen günlerine taşır deyip bırakalım. Evet. Peki şimdi... Konuşacak aslında bayağı bir şey var. Bu zabıtayı konuşabiliriz. Kemal Bey'in, Kılıçdaroğlu'nun hedef 50+1 ki Cumhuriyet'te onu başlık yapmış mesela. Hedef 6-1, %50+1 değil. Hedef
%60 diye böyle bir çıtayı yükseltmiş öyle bir sözü var. Bunu konuşabiliriz. Bunun dışında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamayı konuşabiliriz. Ama ben zabıtadan başlayalım diyorum. Senin gündeminde bir şey yoksa. Yok işte şey, zabıta şey, bu İstanbul'daki zabıta müdürü. Tabii İstanbul'daki yani İstanbul'da yani, bir zabıta müdürü bir zabıtayı zabıta dövüyor. Dövüyor. Yani dayağın şiddetinden değil, içinde, evet. Yani görünen o dayağın şiddetinden değil, zabıta memuru geçirdiği o sinir krizi, bir şey de yapmamış, yapamamış. Onuru esas kırılmış sonuçta, çocuğun. Evet, onuru kırılmış. Nihayetinde bayıldığı zaman istemsiz hareketlerini yerde görüyoruz çocuğun. Ve bu arkadaş, şimdi bir ödül vermişler biliyor musun? Mayıs ayında. Dur onun notunu almıştım. Gerçekten akıl alır gibi değil. Daire Başkanı Tayfun Karaci, Daire Başkanlığı adına insanlığın gerçek dostları ödülüne layık görülmüş. Evet. Evet, şaka yapmıyorum. İnsanlığın gerçek dostları ödülü almış. Beş ay önce almış. Bir zabıta, Fatih'te galiba, İstanbul Fatih'te. 17.05.2017 tarihi. 5 ay önce olmuyor değil mi? 7 ay önce oluyor. Evet. Bir zabıta memuru İstanbul Fatih'te bir seyyar satıcıyı dövmüş. Zabıta memuru seyyar satıcıyı dövmüş. Evet. Bu müdür de o zabıtayı cezalandırmış. Sen vatandaşa, seyyar satıcıya nasıl şiddet uygularsın diye. O nedenle galiba o dediğin ödülü almış. Sonra kendisi bu sefer zabıtayı kendisi işte başka bir zabıta tabii dövüyor. Neyse cezasını vermiş hakikaten Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet, görevden almış. Ya bu tutamazdı ama zaten. Tabii, yani hakikaten tutamazdı. O orada kalamazdı zaten. Hı-hı. Yani kamuoyu denen bir hassasiyet var ortada. Kalamazdı. Anlaşılan o ki o zabıtaya ceza vermiş yani o seyyarı. Seyyar satıcıyı dövdü diye. Anlaşılan o ki popülist bir yaklaşımda bulunmuş. Yani, şirin gözükmek için gözükmek için bir harekette bulunmuş ve onun karşısında da bir ödül almış. Ama bu o değilmiş yani. Değil, ha. O değil. O kişi evet. Değil. Yapı o. Değil. Bu kişiymiş o işte. Bu zabıtayı döven o Maganda. Maganda. Evet. Ya bir insan nasıl bir başkasına? Görüntülere bir bakalım mı ya? Ya nasıl bir başkasına tokat atabilir? Nasıl atabilir? Yani ne kadar ne magandalıktır? Bilmiyorum. Ne magandalıktır? Gerçekten akıl alır gibi değil ya. Geldi mi? Bu arada bir neyse. Neyse ya görüntü. Evet. Ya. Tamam Kutay gerek haberlerde yok. Haberlerde gösterdik zaten. Evet. Ana haberde de. Tamam neyse yani çok da evet, sinir bozucu bir görüntü zaten. Kemal Bey'le zaten ilgili ne var demiştin sen? Kemal Bey şey demiş dün bir kahvaltı vardı. CHP orada, muhabirleriyle evet, bir 2019'daki yaptılar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesinlikle alacaklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bizim amacımız 50+1 değil. En az %60. Türkiye'yi bugünkü çıkmazdan kurtarmamızın yolu en az %60 almak dedi. Kesinlikle doğru. AKP %50+1'e oynuyor. Yani bütün politikalarını onun üzerine kurmuş durumda. Ama CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun koyduğu çıta çok doğru bir çıta. Umuyoruz başarılı olurlar. Yani olur bu oran. %60 ciddi anlamda gerekir zaten. Yani büyük bir hedef tabii. Evet, hedef büyük. Olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Neden olmasın? Tabii bunun için doğru bir aday, iyi bir adayla ve iyi bir aday ve iyi bir kadro tabii. Doğru politikalar. Ve doğru politikalarla çıkılırsa neden olmasın? Hayal değil yani. Hayal değil. Zaten toplum da Tayyip Erdoğan'a karşı bir lider arıyor. Gerçekten bir lider arıyor. Yani peşine düşecek bir lider arıyor toplum. Ama o lideri göremiyor ki toplum. Hani hala Tayyip Erdoğan'a adeta mecbur gibi oy veriyorlar. Şimdi 2019 seçimleri o anlamda bir fırsat. Cumhuriyet Halk Partisi yani umarım doğru adayla çıkar. İkinci bir Ekmelettin olayı yaşamayız. Allah göstermesin. Evet, ikinci bir Ekmelettin yani vakasını bir Ekmelettin hakikaten olayı bu millet yaşamayız. Kaldıramaz yani. İkinci bir Ekmelettin olayı yaşamayız derken ben şahsen ne kastediyorum? Ben Cumhuriyet Halk Partisi kültüründen yetişmiş, Cumhuriyet Halk Partisi içinden yetişmiş, Atatürkçü, Cumhuriyetçi olmanın ötesinde Cumhuriyet Halk Partili ama işte Kürtlerin de yani Kürt milliyetçilerinin de gerekirse Türklerin de ya yani bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının doğusuyla batısıyla Kürt kuzeyiyle güneyiyle oylarını alabilecek nitelikte yani bir vatansever ama Cumhuriyet Halk Parti kültüründen gelen Cumhuriyet Halk Partili bir kişi. Yani Cumhuriyet Halk Parti milletvekili değil.
Cumhuriyet Halk Partili bir kişi. Yani şöyle tanımlamak daha doğru belki. Bu ülkenin kurucu değerlerine bağlı, Atatürk'ün koyduğu ilkeler doğrultusunda yaşamını şekillendirmiş, demokratik, laik bir kişiye ihtiyaç var. Ve Atatürk'ün kurduğu partide siyaset yapmış. Siyaset yapmamış da olabilir. Ha, siyaset yapmamış da olabilir yani, ama gördüğümüz zaman deriz ki ha, bu CHP'li. Yani CHP kültüründen gelen bir kişi. Ya, en azından Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bir kişi olarak ben öyle bir kişinin, Cumhuriyet Halk Partisi kültüründen yetişmiş bir siyasetçinin beni ifade edebileceğini ve ona böyle büyük bir coşkuyla, keyifle oy verebileceğimi düşünüyorum. Yoksa böyle bu, hani... Bu tamam, yani bu tanıma itirazım yok. Ama hani CHP'nin içine gerek işi nedeniyle, gerek başka bir yaşam tarzı nedeniyle aktif siyasette olmamış ama CHP kültürüyle yoğrulmuş, dışarıda tabii çok canım, fazla tabii insan tabii, var. Tabii, yani tabii, iş adamı tabii var, ki, tabii avukatı ki, var, tabii akademi, ki, aynen, yani var yani. Hani ya, illa CHP üyesi olması şart yani, değil. Evet, yani. Evet. Ama ne demek istediğimiz evet tabii, yani bu çerçeve. Ama gördüğümüz zaman bu CHP'li. Ya yani illa orada hani organik üye bağı aramıyorum yani kafamda. Ama bu CHP kültüründen gelen bir kişi. Bahsettim ama neden CHP kültürü? Çünkü CHP bu ülkenin kurucu partisi. Yani kurduğun ülkenin başına kendin yetiştirdiğin bir, yani kendinden olan birini koyabilmelisin. Ve bunu halkı da buna ikna edebilmelisin. Yani ben söylemek istediğim o. Doğru, yani itiraz etmiyorum ama yani biraz daha belki ben daha ayrılıyorum. Yani CHP tamam kurucu parti ama hani Atatürkçü, demokrat, laik, baktığın zaman dinini, imanını siyasetle karıştırmayan, zaten Cumhuriyet Halk Partileri öyle, dinini dincilik noktasında taşımayan, dini bir argüman olarak hayatının hiçbir döneminde kullanmamış birçok insan var. CHP'ye oy vermiş olabilir, vermemiş de olabilir, siyasete hiç bulaşmamış da olabilir ama bu tanıma uygun herhangi bir kişinin %60'ı alması işten değildir bu ülkede. Evet. Evet, bakalım tabii önümüzdeki süreç şey. Yani çok net ya, kurucu ilkeler belli, kurucu felsefe belli. Bu ülkenin kurucu ayarları belli. O ayarlarla ilgili sorunu yoksa, Atatürk'ü doğal lider kabul ediyorsa, ben laik bir cumhuriyette ülkede yaşamak istiyorum diyorsa, eyvallah. Evet, sözümüz evet. Yok. Evet. Öyle. Bunu da konuştuk. Trump. Trump mı? Ha, ne diyeceksin? Sözlüğü ne var? Ben Kudüs'e gelelim diyecektim. Daha doğrusu birleşme. Sözlüğü ne var? İstersen sözlüğe bakalım. Sözlüğe. Şu 28 Şubat davası da ilginç. Evet, o ilginç ama yani artık gündemden düşmüştü o. Neden şimdi tekrar gündeme geldi? İşte, savcı mütalaasını tamamlamış. İşin ilginç tarafı o zaten. Yani 28 Şubat şimdi bunu niye kaçırdılar? Bunu anlayamadım. Yani anlaşılmaz. Tamam, bir duruşmanın tarihi vardı. Bir de işte iddianame geldi vesaire ama neden böyle güm diye ortalık yere düşüverdi? Ya bu kadar da büyük bu tür davalarla AKP bu tür davalarla hala toplumun belli bir kesiminde cumhuriyetçileri ve laikler, Atatürkçüler üzerinde demokrasinin kılıcını sallandırıyor. Bak İsmail, işin özü o. Nedir kardeşim 28 Şubat? Nedir 28 Şubat? 28 Şubat benim bildiğim, ben gazeteciydim o dönemde de. Milli Güvenlik Kurulu'nda anayasal organ, Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantısında Türkiye'nin esenliğe çıkması için hükümete tavsiye edilen 18 maddelik bir şeydi. Neydi? Tavsiye metniydi. Tavsiye kararıydı. Tavsiye metniydi. 18 maddelik tavsiye kararıydı. Şimdi bunun nesini yargılıyorsun? Nesini yargılıyorsun? Yani buradan böyle bir darbeler bilmem neler falan filan üretilmeye bir yok, hükümet düşürüldü. Hükümet düşürüldüğü falan yok karşımda. Necmettin Erbakan o 18 maddeyi uygulamamak için istifa etti. Yeni hükümet de kuramadılar. Bu kadar basit yani işin hani, ve hepsi de anayasaya uygun bir süreç yaşandı o dönemde. Yani öyle değil mi yani, yanlış mı anlatıyorum? Gazeteci olarak ben parlamento muhabiriydim. O süreci yaşadım. Hatta Erbakan o 18 maddelik MGK önerilerine karşı diğer siyasi partilerin desteğini almak için mecliste böyle şey liderleri ziyaret etti filan. Ben de peşinde işte dolaştım yani o dönem yani gazeteci olarak. Evet, böyle. Şimdi bunu bize yok darbe.
Yok, 28 Şubat süreci. Da, da, öyle bir darbe mi? Çeşidi yok yani. Yok. Şimdi bence. Darbeyi 12 Eylül'de yaşadık. Darbe girişimini de 15 Temmuz'da yaşadık. Yani evet. Bu 28 Şubat ne ona benziyor ne ona benziyor. Çok dağlar kadar fark var. 28 Şubat'ta yargılanan bir tek gazeteci gösterin bana. İçeri atılmış bir tek kişi gösterin i̇şte, bana. Yani işten atılan bu var, kadar, birkaç gazeteci, bu kadar birkaç müdahale... gazeteci var ama o da işte ne bileyim işte yok Genelkurmay'dan aradılar da işte atıyorum Cengiz Çandar'ı işten attık, Mehmet Ali Birant'ı işten attık diyorlar. Ya anlaşılar vesaire. Anlaşılma olayları evet, falan. Evet onlar oldu ama böyle bir dönem onu da sahiplenen yaşandı. Yok yani evet biz attırdık işten falan diye. Öyle bir efsane gibi işte yani Genelkurmay'dan. Ama yine de şimdi bu dönem daha çok gazeteci atılıyor. Demokrasilerde sivil siyaset yolunu kendisi bulmalıdır. Her ne sebeple olursa olsun asker bir biçimde müdahale olunca geldiğimiz yerler buralar oluyor. Tabii. Ya, sivil siyaset kendi işini çözsün. Bir bırakın ya. O zaman da ya, çözecekti bırakın. Zaten. O zaman da çözecekti zaten. Yani. Çevik birin. Evet. Şimdi geldiğimiz yer aha burası. Geldiğimiz yer burası. Durumdan vazife çıkartan çok sayıda insan var. O tarihte de 28 Şubat'ın böyle bir özelliği var. Karışma be kardeş yani sen görevin bellidir. Bu ülkenin ulusal güvenliğini sağlamaktır. Orada kal bir zahmet. Şimdi biraz daha aşağıya gel Bülent. FETÖ istediği için basılan 1 liralar hala cebimizde. Rezalet bu. Bak. Rezalet bu. Türkçe Olimpiyatları için yani Fethullah Gülen cemaatinin yani FETÖ terör örgütünün onuruna onun düzenlediği Türkçe Olimpiyatları onuruna basılan 1 Türk lirası. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1 Türk lirası hala tedavülde. Bu da FETÖ'nün yani bunların yaptığı darbeye mağdurlu şehitleri ve gazileri için basılan 15 Temmuz hatıra parası 1 TL. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin parası, bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin parası. Ama AKP Merkez Tek ortak Bankası noktaları var. Atatürk'ün fotoğrafı yok. Evet, her ikisinde de Atatürk'ün fotoğrafı yok. Hala bu para tedavülde kardeşim. Hala bu para tedavülde maalesef. 1 milyon adetmiş galiba. Ve 1 milyon adetmiş. Herhalde 1 milyon. Ve bu her iki parayı da İsmail halk reddediyor biliyor musun? Mesela benim oğlum bile 10 yaşında. Para üstü olarak bu olimpiyat ya da işte bu Atatürk'süz para verildiği zaman almıyor. Almamak lazım. Her ikisinde de Atatürk'ün resmi evet. Yok. İzleyicilerimizden bu paralar zaten bir adeta sessiz bir kampanya gibi bütün vatandaşlar buna dikkat tabii, ediyor. Tabii, aynen öyle. Bu para verildiği zaman ya hayır kardeşim bana bunu verme bana Atatürk'lü 1 lira ver diyorlar. Ya bu şu para da bir an önce tedavülden kaldırılmalı kardeşim. Ya, şu Türkçe Olimpiyatları rezaleti. Böyle bir parti yok. Darbeyi yapmaya teşebbüs edenler anısına para. O darbeyi yapmaya teşebbüs edenlere engel olmak için ölenler adına çıkartılan bir başka para. Her ikisi de tedavi. Her ikisi de aynı anda kullanılıyor. Evet. Ya marketten bir şey alıyorsun. Bu aynı zamanda FETÖ'nün propagandasıdır ya. FETÖ'nün propagandasıdır bu. Atıyorum veriyorsun 10 lirayı markete. İşte 6-7 lira bir şey alıyorsun. Sana 3-4 lira bozuk para iade veriyor. Mesela birisi FETÖ'nün parası, hatıra parası, birisi FETÖ için bastırılan hatıra fotoğrafı. Şehit ettiklerinin hatırası. Evet, FETÖ tarafından şehit edilenlerin için bastırılan para. Yani böyle bir garabet dünyanın hiçbir ülkesinde bulamazsın. Böyle bir rezalet yok. AKP'de buluyorsun. Evet, böyle bir tezat, çelişki, kafa karışıklığı, ne yaptığını bilememezlik. Şimdi dün gece söyledim, şimdi de söyleyeyim. Bu ülkede 17-25 Aralık hani milat... Yani hani bizim için değil tabii de yani iktidar için. Evet. 17-25 milat ama Fethullah Gülen bu ülkeden emekli maaşını 16 Temmuz gününe kadar aldı. Darbe bir gün sonra işte parası kesildi. Evet. Evet. Yani hem diyorsun ki bunlar bu devleti ele geçirmeye çalışıyor. Darbe yapıyor. İşte 17-25 Aralık bana bir darbeydi. Hükümeti devirmeye evet, çalıştı. Diyor. Evet, işte silahsız bir darbeydi. Darbe yapıldı. Diyorsun, bunda bir terör örgütü olarak kabul ediyorsun. Ama bu terör örgütünün başındakine emekli maaşını vermeye devam ediyorsun. Yani şimdi de
ortada dolaşan bu paralar. FETÖ'nün hatırasına basılan para. Devlet eliyle şu anda mücadele yürüttüklerini ifade ettikleri, söyledikleri FETÖ'nün propagandasını yapmaktalar. Mehmet Tüm bunu da Balıkesir Milletvekili Mehmet evet, Tüm. Evet, o da bir soru önergesine verilen bir cevap. Cevapla ortaya çıkmış. Başbakana vermiş soru önergesini, yazılı soru önergesini. Başbakan da cevaplamış. Evet, bu propagandadır ya. Bu propagandadır. Propagandadır bu. FETÖ propagandası. Propagandadır canım. Yani hükümet mücadele ettiğini söylediği yapının propagandasını yapıyor. Üstelik para yoluyla yapıyor. Yani tedavüldeki parayla yapıyor. Başka izah var mı bunun? Bilmiyorum. Yok. Ne dersen de. Evet. Dünya birden büyükmüş. Şimdi o tabii Birleşmiş Milletler'deki o şey dün akşamki oylama, Kudüs oylaması. Hı hı. Orada hakikaten ben şahsen Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyini gerçekten başarısını şey yapıyorum yani görüyorum. Ama şimdi şunu da söylemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı yani Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, iktidarda AKP olmasaydı Kudüs sahipsiz mi kalacaktı? O kalmayacak tabii canım. Kalmayacak yani, tabii. Tesadüfen Tayyip Erdoğan vardı ve Tayyip Erdoğan yönetti o süreci. Yani hakikaten etkili de yönetti Allah için şimdi. Bir de şöyle şu var İsmail, yani sırf bu Kudüs kararı değil. Yani dünya beşten büyük şeyini mesela lafını Tayyip Erdoğan söyledi ve onun şeyi patenti ona ait, yani dünya beşten büyüktür. Beş ne? İşte Birleşmiş Milletler şeydeki güvenlik konusundaki daimi üyeler değil mi? Amerika, Çin, Fransa, İngiltere, Rusya. Dün de konuştuk burada. Dünyanın işte bu beş ülkenin istediği oluyor diyor. Oysa diyor bu kabul edilemez. Dünya beşten büyüktür. Bunu 3-4 yıldır söylüyor. Şimdi dünya beşten büyüktür'ün ilk şeyi, meyvesi bu dün geceki oylama oldu. Ve Amerika bir tarafta, o beş ülkenin dördü de Türkiye'nin tezi tarafında Amerika'yı şey yaptılar, madara ettiler Birleşmiş Milletler'de. Hakikaten çok güzel bir karar ve bu kararın alınmasında da ya bu kararın yaptırımı yok biliyorsun. Biliyorum yani, canım yaptırımı yok. Ama bu evet, kararın yani, yaptırıma gerek yok zaten. Ama şimdi dünya kamuoyunda yaptırımı olmasa ne olacak? Yaptırım bu işte. Dünya kayıtlara geçti. İsmail Trump rezil oldu hepsi dünyada. Hepsi bu kadar. Amerika rezil oldu. Amerika'nın karizması sızıldı. Bunun hani yaptırımı olsa yaptırıma gerek yok ki. Şu anda artık bütün dünya kamuoyu gördü ki kardeşim Amerika istese de demek ki bazı şeyleri yapamıyor. Yapamıyor. Dünyaya kabul ettiremiyor. En azından bu 128 ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayacak yani. Doğru mu? Tanımıyor. İşte Amerika'nın dediği olmuyor demek ki yani. Hani yaptırım dediğin böyle ne olur? Yani, Amerika'ya paralizasyon verecek. Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul ediyor. Yok. O değil. Bu karar şey Amerika'ya Kudüs... Hayır, ben İslam İşbirliği toplantısında alınan kararın metninden yola çıkarak söylüyorum. Birleşmiş Milletler'deki metin aynı metin değil ama. Birleşmiş Milletler'deki metin aynı değil. Birleşmiş Milletler'deki metin Amerika Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden kararını geri çek. Metni. Dolayısıyla şey... Şimdi tamam oylama oldu. Bir büyük zaferdir. 128 gerçekten. Ülke değil mi? 128 ülke Amerika'ya red dedi. Evet. Kırmızı kart gösterdi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bir, ben dediğimi yaparım. Ben büyüğüm. Ben zenginim. Benim ordularım var. Benim silahlı güçlerim var. Ben ne dersem o, çok güçlüyüm gibi bir tek adamlık profiline dünyanın tepkisidir bu. Evet. Yani tek adamlık Trump tarafından tek adamlığın nasıl karşılandığını çok net anladı dün Trump. Evet. Yani tek adamlık dediğim böyle bir şey. Dünyanın demokrat ülkeleri diyelim. Dünyanın demokrat ülkeleri tek adam bir dakika dedi. Trump'ın tek adamlığına bir dakika dedi. Bir dakika dedi. Evet. Evet. Onun için tek adamlığı sanıyorum Trump bundan sonra bir kez daha düşünür. Çünkü az değil. Dünyanın demokrasiyle siyi benimsemiş, benimsememişse bile yani en azından dilinde de olsa o ülkeleri tarafından bir dakika Trump dendi. Evet. Tek adam yok. Sen istediğin kadar güçlü ol. Ya diyorsun istediğin ki, kadar. Tek adam olmaya heves edenler dikkat etsin bu kadar. Gayet tabii ki yani Trump örnek işte. Evet. Yani. Evet.
Doğru. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi de böyle bir karar alabilir yani yarın bir gün. Ya bilmem nereden bileyim onu. Olabilir. Öyle bir şey hiç olursa, bilgim yok valla. Yani öyle bir durumla karşılaşırsa bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi de öyle bir karar alabilir. Orada dur kardeşim. Türkiye birden büyüktür. Türkiye birden büyüktür. Diyebilir. Türkiye tek adamdan büyüktür. Türkiye birden büyüktür. Korkusuz'un manşetini gördün mü? Zengine indirim, çiftçiye bindirim. Özkan Yalım elindeki oyuncak maketi göstermiş ve bu yata mazot 1.8 lira demiş. Yalım ondan sonra da traktörü göstermiş. Çiftçi bu traktörle gezmeye mi gidiyor ki demiş. Çünkü mazotun litresi çiftçiye 5 lira. Malum bütçe görüşmeleri var. Bugün de son gün gerçi de. Çok ilginç, çok böyle renkli şeyler de var. Tamam kavgası gürültüsü oluyor ama çok doğru tespitleri de var muhalefet partilerinin. Sadece CHP'yi kastetmiyorum. Muhalefet partileri, MHP'yi de MHP iktidar partisinin yanında zaten. Hani HDP'li vekil de çıktığı zaman, CHP'li vekil de çıktığı zaman gerçekten çok ilginç tespitleri oluyor. O tespitlerden bir tanesi de CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'a ait. Büyüyen Sevgi diye bir başka haber var. Korkusuz bugün iyi şeylere temas etmiş. Böyle büyük bir sevgi dünyada hiçbir lidere nasip olmadı diyor Atatürk'ü. Türk milletinin ebedi lideri Mustafa Kemal Atatürk halkın kalbinde her gün ölümsüzleşiyor. Edirne ve Fethiye'den gelen iki fotoğraf karesi Atatürk sevgisi asla bitmez dedirtiyor. İşte bunları gördükçe umudun bırak bitmesini o umutun hep olduğunu görüyorsun. Yani bunlar çok güzel fotoğraflar. Çok güzel. Yani İzmir'in dağlarında evet. Çiçekler açar dediğimiz işte bir nevi. Yani. Hakikaten böyle yeni çiçekler açıyor yani Türkiye'miz. Hakikaten çok keyifli evet. Şeyler var. Şimdi ne gördün? Şurada sen? Dün şey vardı ya İsmail, bu Garopaylan, HDP milletvekili Garopaylan'ın evet. İşte bir işte üç suikastçi var. Avrupa'da yaşamak zorunda, Avrupa'ya yurt dışına çıkmak zorunda kalan vatandaşlara suikast düzenleyecek. Hani önde gelen isimlere diye bir ihbarı vardı dün. Hı hı. O tabii enteresan bir olay ve hükümetin hani onu ciddiye alıp gerekli önlemi alması gerekiyor. Herhalde alıyorlardır. Şimdi Almanya onun üzerine demiş ki Berlin hükümeti tehlikeden haberdarız demiş Cumhuriyet Gazetesi'nde. Alman emniyeti HDP'li Garopaylan'ın Avrupa'daki Türkiye kökenli bazı kişilere suikast hazırlığı yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak tehlike durumundan haberdarız açıklamasını yaptı. Alman yetkililer ayrıntılı bilgi vermedi. Zaten Garopaylan'ın dünkü açıklamasında bu boyut da vardı galiba. Yani Almanlar Almanya başta olmak muhtemel üzere muhtemel isimleri korumaya aldı gibi. Öyle bir şey de vardı. Yani şöyle bir şeydi milletvekilinin söylediği Garopaylan'ın. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerinde işte Türkiye'den giden, kaçan muhalif kimlikli aydınlara, işte gazetecilere bilmem nelere falan suikast düzenleneceğine dönük bilgi aldım diyordu. Teyit de ettirdim diyordu. Şeyi soracağım, ben atlamış da olabilirim. İçişleri Bakanı'ndan ya da hükümetin herhangi bir üyesinden bir cevap geldi mi? Ben duymadım ama duymadım geldiyse de bilmiyorum. Ya ben de duymadım ama hani ama olabilir. Gelse herhalde atlamış, gazetelerde atlamış olurdu. Yani gazetelerde belki bugün geldi bilmiyorum. Olurdu. Dün sıcağı sıcağına bir açıklama hadi diyelim yapmadılar. Bilmiyorum yani ben de duymadım. Sabah gazetesinde var mı bir şey hani? Bunlar girmez zaten o tür haberleri. Güneş Enerjisi Öğretim Başı. Ne arıyorsun? Hangi haberi arıyorsun? İşte ona bir hani o Garopaylan'ın şeyine açıklamasına hükümetten bir şey var mı diye tepki var mı diye. Yok galiba yok. Değil mi? Yok. Olmasını beklemiyoruz ama İçişleri Bakanlığı'ndan ya da hükümetin herhangi bir şeyinden, yetkilisinden, hükümet sözcüsünden şu ana kadar bu iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi. Bildiğimiz kadarıyla gelmedi. Yaparlar mı, yapmazlar mı onu da bilmiyorum. Şimdi bu konuyla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? O konuyla ilgili değil de başka iki tane güzel haber var. Tamam söyle. Bir, Meltem Cumbul dün Semih'i ziyaret etti. Semih Özakçı'yı ziyaret etti.
Hani Semih Keşke Özakcan'ın... güzel haberleri sonraya bıraksaydık. Neyse başladın. Semih Özakcan'ın durumu hakikaten bütün hani Türkiye'nin vicdanını evet. kanatmıştı, yaralamıştı. Geçtiğimiz ayda tahliye oldu. Meltem Cumbul sanatçı dün onu Ankara'daki evinde ziyaret etmiş. Hani moral ziyareti. O yani güzel bir Meltem Cumbul. İyi bir, evet, hakikaten hassasiyeti, hassasiyeti. Yani benim hoşuma gitti. İyi bir hassasiyet. İkinci güzel haber Bülent Arınç'ın Zarraf'la ilgili açıklaması. Bülent Arınç Manisa'da bir televizyon kanalına konuşmuş. Demiş ki Zarraf davasını değerlendirirken İran'la yapılan ticareti savundu. Ancak ekledi tırnak içinde. Bu işleri yaparken işlerini kolaylaştıracağını düşündüğü insanlara bol bol dağıtmış Zarraf. Şimdi Numan Bey'in düştüğü hale bakın. Numan Bey de Numan Kurtulmuş. Hı hı. Diyerek Zarraf'a ödül verilmesini de eleştirdi. Numan Kurtulmuş'la o Zeybekçi. Sahnede evet Nihat Zeybekçi'yi de şey vardı. Numan Kurtulmuş'la Nihat Zeybekçi evet. vardı ve Zarraf'a Peki tamam da o tarihte tamam bu ödülü Numan Bey vermiş olabilir ama Sayın Arınç da ya ne yapıyorsunuz niye ödül veriyorsunuz diye bir sesi de yükselmemiş. Arınç o zaman hükümette miydi acaba? Ya, olsun ya da olmasın AKP'nin içinde siyaset yapan bir isim. Önemli bir isim. Yani, niye itiraz etmemiş? Ne diyordu? Ben şey diyordu. Özgür ağırlığım büyük özgür diyordu. Ağırlığım. Özgür ağırlığı olan biriyim ben. Özgür ağırlığı fazladır. Sıradan bir AKP'li değilim. Benim özgür ağırlığım. O özgür ağırlığına dönük bir açıklama. Ya bu adama ödül falan vermeyin ya ayıptır diye bir açıklamasını da görmedik. Yani Numan Bey şimdi orada günah keçisi ilan etmenin de bir alemi yok. Yani. Değil mi? Bir yönüyle doğru diyorsun. Ne? Ondan sonra İran'la ticarete biz de karşı değiliz. Tabii canım. Yani elbette yapılması gerekir. Yaparken normal ticaret yapın. Devlet kazansın. Kişiler değil. Rıza Sarraf'a 2015 yılında ihracat ödülü verilmiş. Resmi de var. Dönemin Başbakanı Numan Kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. Hayır, yani şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yanılma payım var mıdır? Bilmiyorum. O tarihte... Sen Bülent Arınç 2015'te bakan mı? Ona bakıyorsun herhalde. Bak bakayım. Hayır, Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı olsaydı o ödülü o verirdi. Yani verirdi. He, sakınmazdı diyorsun. Sakınmazdı, verirdi. Verirdi. Yani Numan Bey sadece yanlış zamanda, yanlış mevkide. Yanlış zamanda yanlış kürsüye çıkmış. Doğru. Numan Bey. Yani o ödülü dizayn eden, evet, Rıza Zarraf'a bir ihracat ödülü verelim diyen kişi Numan Kurtulmuş değildir yani. O ödülü vermiş. Ha. Şimdi buradan da aman da neyi yapmış falan filan diye bir şey söylemiyoruz. Sadece Bülent Arınç'ın Numan Bey'i suçlamasına ben itiraz ediyorum. Numan Bey de ya bu kim? Ben buna niye ödül vereyim? Kaldı ki 17-25 Aralık sonrası bu yani. Hani rüşvet yani, iddiaları, evet. rüşvet tapeler. Benim ne işim var o da dememiş. Tabii. Ama Bülent Arınç da dememiş. O da evet. Dolayısıyla yani. Bülent Arınç için Numan Kurtulmuş edecek lafı yok. İkisi aynı noktadalar benim için fark etmiyor. Evet. Sadece o makamı ve görevi itibariyle ödül verme talihsizliğini yaşamış. Doğru. Bülent Arınç olsaydı o verecekti. Doğru. Diye düşünüyorum. Evet. Haksızsam haksızsın de. 30 saniyemiz kaldı. 30 saniyemiz kaldı. Var mı bir şey? 30 saniye işte yok. Tamam. Yani. Esenyurt Belediye Başkanı neden istifa etti? Ben sadece şeyi söyleyecektim. Askere bu sefer de zeytinyağı, Riviera zeytinyağı yerine küspe yağı satılmış. 1100 ton muydu neydi rakam? Ama 17 milyon lira para kaldırılmış ortadan. 5 ile dağıtılmış, 4 il tespit edilmiş, 1 ildeki normal çıkmış. 4 il küspe yağı, zeytinyağı diye, Riviera zeytinyağı diye çıkmışlar ihaleye, bunu da küspe almışlar. Yağıymış. Evet, küspe yağıymış. Bir il normal çıkmış. Ya nedir bu garibin Mehmetçiklerin çektiği ya bu AKP'den? Yedikleri yani bilmiyorum ama yani Allah'ıma hamdolsun diye yemin metnini değiştiriyorlar. Evet. Değil mi? Evet, bitti. Bitti, tamam. Evet, bitti. Değerli izleyenler, yarın cumartesi ve pazar malum hafta sonu. Şimdiden iyi bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Pazartesi günü ölmezsek kalırsak yine burada olacağız. Saat 16'da. Niye öleceksin? Burada olursun ya. Hani öyle derler ya. Var mı garantim yarın çıkmayı? Hangimizin garantisi lafın var? Gelişi yani? Lafın gelişi diyorum tabii ki. Peki. Böyle bir niyet taşımıyorum. Estağfurullah ya. Neyse tamam. Hoşça kalın.